Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Yeni günde yeni gelişmelerle karşınızdayız. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yerel buluşmalar, istişare toplantıları kapsamında Aksaray Üniversitesi öğrenci topluluklarının başkanları, öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya geldi. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı toplantıda öğrencilere Aksaray'daki hizmetleri ve yeni planlanan çalışmaları anlattı. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yerel buluşmalar kapsamında düzenlediği programlarda toplumun çeşitli kademeleriyle bir araya gelmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, yerel buluşmalar, istişare toplantıları kapsamında Aksaray Üniversitesi öğrenci topluluklarının başkanları, öğrenciler ve akademisyenlerle bir araya geldi. Başkan Yazgı, üniversite öğrencilerine hitaben yerel buluşmalar kapsamında toplumun diğer paydaşlarıyla olduğu gibi üniversite öğrencilerimizle de koordinasyon içerisinde olmayı önemsiyor, kendilerini Aksaray'ın bir parçası olarak görüyoruz diyerek özellikle gençlere yönelik düzenlenen programlar hakkında bilgi verdi. Toplantımızın amacı hem sizlerin görüşlerini, duygularını, düşüncelerini almak. Şehrimizi yönetirken biz tek başımıza yönetmek değil de sizlerle beraber, sizlerle birlikte bu şehri daha güzel nasıl yapabiliriz? Daha güzel hangi etkinlikleri gerçekleştiririz? Hangi yapıları yaparız? Bunların üzerine bir değerlendirme yapmak istiyoruz. Sizler bizim için önemlisiniz. Üniversitemize Türkiye'nin dört bir tarafından geldiniz ve burada eğitiminizi devam ettiriyorsunuz. Tabii amacımız da burada yaşarken Aksaray'ımızdan memnun olacağınız, Aksaray'ımızdan mutlu olacağınız çalışmalarla, etkinliklerle, buradan tatlı ve güzel hatıralarla ayrılmanız. Ayrılmak istemeyen kardeşlerimiz de burada yeni iş imkanlarıyla inşallah hayatlarına devam eder. O da bizi mutlu eder tabii. Gençlerin sorunlarını dinledi, notlar aldı. Yazgı, hepimiz için daha yaşanabilir bir Aksaray için çalışıyoruz dedi. Sizler her şeyden önce bizlerin misafirimizsiniz bu Aksaray'da. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Türkiye'nin dört bir tarafından gelen kardeşlerimizin dışında sizlere dünyanın dört bir tarafından geliyorsunuz. Bizim için baş tacısınız. Her şeyden önce bunu bilmenizi istiyoruz. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü ekipleri inşası devam eden Yüksek Güvenlikli Cezaevinin kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hattı çalışmalarında sona geldi. Belediye ekipleri program dahilinde yeni cezaevi ile birlikte toplamda 5000 metre kanalizasyon ve yağmur suyu şebeke hattı çalışması gerçekleştirdi. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri kış ayları boyunca ara vermeden toplamda 5000 metre yağmur suyu ve kanalizasyon hattı çalışmasını tamamladı. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri yapımına yeni başlanılan Yüksek Güvenlikli Cezaevinin kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarının bağlantısı için 2017 yılı Aralık ayı ortasında başlattığı şebeke çalışmalarında sona geldi. Çalışma kapsamında yapılan 2150 metre kanalizasyon, 1550 metrede yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 3700 metre hat yapılarak yeni yapılan cezaevinin yağmur suyu ve kanalizasyon altyapı ihtiyacı tamamlanmakta. Ayrıca yıllardır açık kanala verilen Otomarsan Kamyon Fabrikası'nın yağmur suyu ve arıtma sularının deşarj suları Aksaray Belediyesi tarafından yapılan terfi hattıyla kapalı sisteme geçti. Şubat ayı içinde başlayan çalışma kapsamında yaklaşık bir ay içinde 1300 metre atık su deşarj hattı yapıldı. Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla birer yazılı kutlama mesajı yayımladı. Vali Aykut Pekmez mesajında bir hukuk devleti olan ülkemizde insan hakları ve hukukun üstünlüğü esası içerisinde gerek kişilerin gerekse toplumların temel hak ve özgürlüklerin korunmasında, savunulmasında avukatlar çok önemli bir görevi yerine getirmektedir.
Toplumların huzurlu ve güvenli bir ortamda hayatlarını sürdürmelerinin temel şartlarından birisi de adaletin sağlanmasıdır. Genel olarak toplumumuz arasında karşılaşılan sorunların giderilmesi ve adaletin sağlanmasında kurumlarımız ve vatandaşlarımız adına hassasiyetle görevlerini yerine getiren, başta Aksaray Barosu avukatları olmak üzere tüm avukatlarımızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim dedi. Belediye Başkanı Haluk Şahin yazgı mesajında adalete duyulan güveni artırmanın, vatandaş ve devlet ilişkisini pekiştirmenin yegane temelinin adli yargı işleyişiyle mümkün olduğunu, hukuk devletinde tüm vatandaşların temel hak ve özgürlüklerinin anayasa ve yasalarla koruma altına alındığını vurgulayarak, bu çerçevede hukuk sisteminde savunma işlevini yerine getiren avukatların, kurum veya kişileri hakları konusunda bilgilendirip, yönlendirerek veya hakların alınıp korunmasına yardımcı olarak önemli bir görevi icra etmektedirler. Adalete olan güveni artırmak, vatandaş ve devlet arasında ilişkiyi güçlendirmek bilinci taşıyan avukatlarımızın sunduğu hizmet bir kamu hizmetidir. Bu bağlamda avukatlık görevini icra eden tüm avukatlarımızın günü kutlu olsun ifadelerine yer verdi. Aksaray Belediyesi alışılagelmiş park anlayışının dışına çıkarak birinci etabını tamamladığı Kent Parkı'nda peyzaj ve yeşillendirme çalışmaları tamamlanıyor. Kent Parkı ziyaretçileri için yaza hazırlanıyor. Kent genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını günden güne artırmayı başaran Aksaray Belediyesi'nin bahar dönemiyle çalışmaları iyice hız kazandı. Aksaray'ı daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir kent haline getirmek için ağaçlandırma ve yeşillendirme çalışmalarına ara vermeden devam eden Aksaray Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri Tacım Mahallesi'nde göz kamaştıran yeni kent parkında çiçek dikimi, çimlendirme, çevre düzenlemesi, peyzaj çalışmaları ve periyodik bakımları yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu yaz döneminin yeni dinlence mekanı olarak 7'den 70'e her yaştan ziyaretçiye hitap edecek olan Kent Parkı'nda çalışmalar hızla ilerliyor. Aksaray Belediyesi'nin aylık yayını olan Aksaray Belediyesi Haber Bülteni'nin yeni sayısı çıktı. Aksaray Belediyesi, belediyede tam şeffaflık ilkesini uygulamak, vatandaşları gelişmelerden haberdar etmek, belediyedeki gelişmeleri tüm yönleriyle ortaya koyabilmek amacıyla hazırladığı belediye bülten yayınlarına devam ediyor. Her sayısında olduğu gibi tasarımı ve içeriğiyle göz dolduran aylık bültende belediye projeleri ve çalışmalarının yanı sıra gündeme özgü kültür ve sosyal etkinliklerden derlenen haberler de yer alıyor. Aksaray Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından hazırlanan aylık bülten sadece Aksaray değil tüm Türkiye genelinde belediyeler ve üst düzey protokole ulaştırılıyor. Hizmet ağını kentin her noktasına ulaştıran belediye yaptığı hizmet ve projelerini anlattığı bülteni şehrin her noktasına ulaştırıyor. Bültene ulaşma imkanı olmayan vatandaşlar Aksaray Belediyesi'nin kurumsal sitesinden basılan tüm bülten yayınlarına online olarak ulaşabilirler. Sevgili seyirciler, haberin doğru adresi Aksaray'ın ekranı Belediye TV'de haberleri izlediniz. Bir sonraki haber bültenimizde tekrar görüşmek ve buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.